Sevgili Ergin Ataman şu anda. Oo, Anadolu Efes tebrik koçu. Ediyoruz. Türkiye'nin hocamızı ve şu anda hattımızda. Koç, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Arslan, merhaba Sinan abi, iyi yayınlar. Vay hocam, tebrik ediyoruz. Tarih yazdın. İnşallah yarın da bu işi bitireceksin Allah'ın izniyle. Helal olsun. Sesi açalım arkadaşlar. Türkiye'nin gururusun. Çok kısası gelmeden, çok anlamadığım zaman, basketi bilmiyorum, çok anlamam. Hep sorarım böyle, 8-10 sene önce de hep sormuşumdur. Bu Türkiye'de yerli kimdir derlerdi. Hep söylerlerdi bana. İşte basketbolunda Fatih Terim, Ergin Ataman derlerdi. Yani hep şeyler. Biliyorsun sen benim arkadaşlarımı, basketbolcu arkadaşlarım da var hocam. Hep sorarım. Hep derler Ergin Ataman, Ergin Ataman, Ergin. Hakikaten. Evet. Beşiktaş'ta da bir sürü kupalar aldı. Her yerde Galatasaray. Aynen her yerde öyle. Kupalarla çok kupası var. Tebrik ediyorum. Gurur duyduk seninle dün akşam hocam tekrar. Yani müthiş bir galibiyet aldın. İnşallah yarın akşam da Allah'ın izniyle CSKA'yı devireceksin. İnanıyoruz buna hocam. Başarılar diliyorum. Hoş geldin yayınımıza. Buyur hocam. Nasılsınız koç? İyi misiniz? İyiyiz tabii ki. Çok güzel bir ortam var burada. Öncelikle tabii ki iki Türk takımının böylesine büyük bir organizasyonda, Avrupa'nın en önemli spor organizasyonlarından birinde iki Türk takımının olması ve yarı final oynaması tabii çok büyük bir gövde gösterisiydi bir akşam. Salonun yarısı neredeyse 5-6 bin Türk taraftar vardı. Tabii bunların çoğunluğu Final Four'lara alışkın olan Fenerbahçeli taraftarlardı ama ne olursa olsun Türkiye'yi temsil eden iki takım ve çok güzel görüntüler oldu. Biz iyi oynadık dün akşam, biz çok iyi oynadık. Sezonun en iyi maçlarından birini oynadık. Ama son aylarda zaten Barcelona serisinde de müthiş oynuyorduk. Doğru. Sonunda da müthiş bir şekilde finale geldik. Avrupa Basketbolu'nun en önemli organizasyonunda finaldeyiz. Bakalım, bir maç kaldı. Şampiyonlar bir maç var. Bugün dediniz ki basın toplantısında CSKA koçuyla beraber, oyuncunuzla Shane Larkin'le beraber otururken eğer zaman kalırsa stratejimizi, planlarımızı uygulayacağız. Zaman yok dediniz. Zaman yok ama yarın ne taktik ne teknik hiçbir şey olmayacak. Çıkacak oyuncularımız oynayacak dediniz. Bu çok önemli değil mi koç? Çok çok önemli. Tabii ki final maçlarında artık teknik, taktik bunlar tabii ki bir takım stratejilerimiz var. CSKA Moskova ile sezon içinde de karşılaştık. İki maç yaptık. Ama böyle çok uzun süreli taktik planlar yapmıyorsunuz. Oyuncuların bireysel performansı, takımın performansı çok ön plana çıkıyor. Ama tabii siz de koç olarak maçın içinde daha sıcak oyuncuları bulmanız, özellikle adam eşleşmelerini savunmayla ilgili iyi ayarlamanız gerekiyor. Şunu için söyledim. Daha önceki örneğin Fenerbahçe ile ilgili hazırlığımızı yaparken ben Fenerbahçe'nin en az 6-7 tane maçını seyretmiştim. Keza Barcelona serisinde o şekilde. Ama şimdi tabii bugün böyle bir vakit olmadı. Zaten burada sürekli olarak röportajlar, sürekli olarak Euroleague'in basın toplantıları çok yoğun geçti bir gün. Şimdi bu saatte biraz önce antrenmandan geldik. İşte bu akşam 1-2 saat çalışacağım. Yarın sabah son bir taktik antrenmanımız var. Ama esas artık top oyuncuların elinde olacak. Tabii. Kim daha iyi oynarsa o takım kupaya ulaşacak tabii ki. Sizi çok fazla tutmayacağım. Zamanınız çok kıymetli koç ama şu saçma bir sorum olur. CSKA mı, Real Madrid mi? Hangisini düşünüyordunuz? Hangisini tercih ederdiniz? Mesela ben Real Madrid çıkmasın dedim ama siz onun da üstesinden gelirdiniz. Bir Barcelona'yı devirdiniz, Real Madrid de devirdiniz ama sanki CSKA biraz daha mı iyi oldu acaba? Yok, saçma bir soru değil. Çok güzel bir soru. Bugün zaten herkes, daha doğrusu aslında finalden önce, CSKA Real Madrid maçından önce herkes bana bu soruyu soruyordu maçı izlerken. Ben de şunu söylüyordum. CSKA, neden CSKA? Bir kere Real Madrid bu tip finallerde çok tecrübeli. Özellikle işte Lul gibi, Rudy Fernandez gibi, Campazzo gibi oyunu çok sert oynayan, oyunun böyle değişik yönlerini de çok iyi oynayabilen oyuncuları var. Bir de buna üzerine Madrid şehri buraya 3-4 saat mesafede. Bütün Madrid taraftarları akın akın bu finale geleceklerdi ve biz adeta bir deplasman maçı oynayacaktık. Ama şimdi tamamen tersine burada yaklaşık 6-7 bin Türk taraftarı var.
Baskonya taraftarlarının da bizi destekleyeceğini düşünürsek tabii. Yarın kendi evimizde gibi bir final oynayacağız. Tabii ki rakip çok güçlü. Yani CSKA'da Avrupa basketbolunun yıldızları var işte. Sergio Rodriguez, Fransız Nando De Colo, Cord Wiggins, Clyburn. Müthiş bir takım. Ama biz İstanbul'da son saniyede kaybetmiştik CSKA'ya. Bu maçı rövanşını alarak kupaya uzanacağız inşallah. 19 Mayıs'ta 19 Mayıs'ın 100. yılında bu kupayı Türkiye'ye getirmeyi çok istiyoruz. Koç, tweetiniz hazır mı? Her attığınız tweet gerçek oluyor çünkü. Artık gözümüz tweetlerinizi arıyor sizin. Valla ben tweetlerimi genelde Ertem, önceden pek hazırlamıyorum. Maç günleri böyle en son artık bütün işler bittikten sonra, öğlen odaya çekildikten sonra tamamen maça konsantre oluyorum. Ve orada da hislerimi paylaşıyorum. Çünkü biliyorum ki burada olanların dışında özellikle Türkiye'de ekran başında birçok insan aynı heyecanı duyuyor. Ve onlarla duygularımı paylaşıyorum. İnşallah yarın da öğleden sonra bu tweet gelir. Ve inşallah da bu gelenek sürer. Çünkü artık bu son tweet olacak. Ve belki de kupayı getirecek olan hisler olacak. İnşallah. Tabii bizim de, ben de dün CSKA Real Madrid maçını seyrederken hakemlere de biraz dikkat diyoruz. Tabii siz de bu konuda mutlaka önlemlerinizi alıyorsunuz CSKA. Benden daha iyi anlıyorsunuz, biliyorsunuz ne demek istediğimi. Yarın aslında maçınız başlamadan önce Türkiye'de de şampiyon belli olacak. Galatasaray mı, Başakşehir mi? Bir cümlede bununla ilgili sizden koç. Çünkü bir spor adamısınız. Sadece basketbol değil, futbolu da çok çok yakından takip eder bilirsiniz. Şu anda farklı bir noktaya odaklandınız ama bu konuyla ilgili bir cümlenizi alabilir miyim? Galatasaray, Başakşehir. Çünkü dün Galatasaray taraftarı da on binlerce tweet attı sizin lehinize, sizle ilgili olarak. Evet, sağ olsunlar. Galatasaray taraftarlarının büyük bir sevgisi var. Aslında Türkiye'nin büyük bir sevgisi var. Sağ olsun Fatih hocamız, Mustafa başkanımız, Faruk Süren başkanımız, Yunan Sar başkanımız, Adnan Polat başkanımız, hepsi arayarak tebrik ettiler. Hepsine ben buradan sevgilerimi, şükranlarımı sunuyorum. Sadece Galatasaray camiasına değil, bir Türk takımının Avrupa'da final oynaması, belki de şampiyon olması için kalbinden bunu destekleyen herkese ben çok teşekkür ediyorum. Şimdi Galatasaray Başakşehir maçı bildiğim kadarıyla bu akşam Beşiktaş kaybetmiş galiba. Kaybetti. 2-1 kaybetti. Evet. 2-1. Sonuçta potada sadece Galatasaray ile Başakşehir kaldı. Herkes benim Galatasaray'da olduğumu biliyor. Tabii ki gönlümden Galatasaray'ın şampiyonluğu geçiyor. İnşallah kazanır diyeceğim. Ama tabii ki sonuçta bu bir spor. Kim daha iyi oynuyor hiçbir zaman belli olmaz bu tip maçlarda. İyi oynayan kazanacaktır. Yani hak eden kazanacaktır ve şampiyon olacaktır. Ama bir Galatasaraylı olarak tabii ki benim gönlümden Galatasaray'ın Türkiye Futbol Ligi şampiyonluğu benim için güzel bir haber olur. Koç, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Kıymetli vaktinizi ayırdınız. Siz hattayken buradan Fenerbahçeli taraftarlara da seslenmek istiyorum. Yarın hepimiz Anadolu Efes'te olacağız siz oynarken. Bu işin Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı falan yok. 19 Mayıs Gençlik Bayramı, Atatürk'ün bize bıraktığı çok büyük emanetlerden biri yarın. İnşallah sizin kucağınızda o kupa buraya gelecek. Doğuş'un kucağında buraya gelecek. Çok inanıyoruz. Yarın hepimiz Anadolu Efes'iyiz. Yarın hepimiz sizin arkanızdayız. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben de burada son olarak şunu söylemek istiyorum. Burada 5 güne yakın Fenerbahçe taraftarı var. Ve tabii ki doğal olarak takımlarının final oynaması, şampiyon olması için buraya geldiler. Şimdi de takımlarını gayet fair play kuralları içerisinde desteklediler. Maçın sonunda da Anadolu Efes'i alkışladıklarını gördüm. Bu da beni çok mutlu etti. Çok güzel. Hepsine çok teşekkür ediyorum. İnşallah kazanan Türkiye olur. İnşallah. Çok teşekkürler koç. Çok sağ olun. Çok çok teşekkürler. Başarılar. Bütün takıma başarılar. Başarılar hocam. Çok sağ başarılar. Olun. İspanya'ya selamlar. Çok ediyoruz. Acil bir reklama gitmemiz gerekiyormuş. Hemen reklama gidelim. Sonrasında devam edeceğiz. Sinan abinin söyleyecekleri var. Beşiktaş tarafı. Var bir de var var. Var var. Var ne olacak? Var. Hadi bakalım. Var. Evet, 2 Şubat yayını hazır mı arkadaşlar? Ertem. Bu var çok konuşuluyor. Birazdan Sinan abi. Sevgili Abdullah Avcı, şuradaki göstermiş olduğun tanıtımda, teaser'da, kazanmak için her yol mübah değildir diyor. Hiç katılmıyorum. Oo. Sevgili Abdullah Avcı, hiç katılmıyorum. Kimse üstüne alınmasın. Özellikle bazıları için kazanmak için her yol mübah. Belki de bizde olmuştur. Ama kazanmak
için her yol mübahtır. Tabii yarınki maçını Ertem'cim bir de VAR bölümü var biliyorsun. Tabii. Önemli olan bir de VAR'cılar var. VAR'cıların ne yapacağı önemli ama tabii VAR tabii Cüneyt'e ne kadar tesir eder VAR Ertem? VAR Cüneyt'e ne kadar tesir eder? Onu da bakacağız. Onun için tabii Başakşehir takımının çok etkili silahları var. Hı hı. Yani bilmiyorum Robinho mu, Elyem oynar, Bişçesi olsun falan. Bakıyorsun orta sahaya bakacaksın şimdi tamamıyla herhalde muhtemelen Gökhan İnler falan yapacak. Birazdan kadrosuna bakacağız. Epriyan yok. Epriyan galiba. Zaten Epriyan'dan sonra Başakşehir'in tamamıyla kimyası bozuldu. Tabii oradaki en büyük oyun organizasyonu yapan Emre Belezoğlu var. Tabii. Arda varken de Arda da aynı şekilde çok etkiliydi ve sol tarafta orada Arda kapatıyordu ve bir anda ters topla bir şey kaçırıyorlardı. Tabii. Tamamıyla belliydi sistem olarak. Belliydi nasıl oynadı. Ama dediğim gibi çok güzel bir laf söyledi Ergin Hoca. İyi oynayan kazansın dedi. İyi oynamak lazım. Kazanmak için iyi oynamak lazım. Tabii. Yarın hangi takım vasat oynarsa kazanamaz. Vasat bir Galatasaray'da kazanamaz. Vasat bir Başakşehir'de kazanamaz. Yarın vasatlık bir gün değil. Tabii canım yani kötü. Şimdi vasat bir Onyekuru ne yapar? Hiçbir şey. Vasat bir Feguli ne yapacak? Ancak Onyekuru'nun çok üst düzey oynaması lazım ki yani kapasitesinin %80, %90'larına çıkması lazım ki etkili olsun. Aynı doğru. Şekilde Feguli, aynı şekilde Bişça, aynı şekilde Elia yani falan. Bunlara baktın mı bunların hepsinin etkili. Robinho bunların eski hepsinin çok iyi oynaması lazım. Vasat oynayan hiçbir takımın kazanma şansı yoktur. Çok zor. Çünkü doğru. Yarın çok müthiş bir atmosfer var. Müthiş bir atmosfer var. Fatih Terim Galatasaray için çok farklı bir isim. Galatasaray'da farklı bir, bak hep demişimdir. 5 sene önce de söylemişimdir, 10 sene önce. Daha Mourinho da gelse Galatasaray'da hocalık yapsa, Fatih Terim'in hocalığı daha etkilidir. Tabii. Galatasaray'da. Bak, Guardiola'yı da getirin. Hepsi için söylüyorum. Ama Galatasaray'da Fatih Terim'in elektriği çok farklı. Taraftar, kulüp, yani yönetim, Fatih Terim, oyuncular, müthiş bir ambiyans var. Yani tabii bir de Hasan Şaş farkı var. Hasan Şaş'ın da pozitif bir, değil mi? Etkisi. Pozitif bir enerjisi var. Tabii. Hasan Şaş'ı da unutmamak lazım. Onun için şampiyonluk maçının 11'lerini birazdan alalım Ertem'cim. Beşiktaş Trabzonspor hazırsa. Hazır. Trabzonspor Beşiktaş hazır ama şimdi şunu söyleyeyim 21 derece bak, yarın öğle saatlerinde belki İstanbul'da yağmur olabilirmiş ama akşam 19'da hava açık yağmur falan yok diyor sevgili Sezgin Gelmez. 2 Şubat. Harika bir. 2 Şubat'ta. 2 Şubat alalım. Demiştik ki 2 Şubat'ta herkes Başakşehir'i şampiyon ilan ederken ben dahil buna hepimiz Başakşehir kesin bu sezon şampiyon olur derken Florida'daki futbolcular, tesisteki futbolcular. Sinan Engin bakın 2 Şubat'ta. Teknik direktör, ne hocamız demiş? Fatih hocamız. Aynı şekilde de oradaki bütün arkadaşlar bakın. 2 Şubat'ta ilk önce söylemişim. Sonra hazır devamlı mi? Devamlı söylemişim. Geçen hafta farklı bir şey söyledim. Vardır belki bir bildiğim. Buyurun geldi. Dinleyelim. Yine söylüyorum. Galatasaray şampiyonluğun bana göre bir numaralı adayıdır Başakşehir'le beraber. Başakşehir'in de önündedir. Avantajları vardır. Ta ki 30. haftaya kadar benim bu düşüncem devam eder. Galatasaray Başakşehir'i yendiği an şampiyon olur. 30. haftada Ertem'ciğim. Evet. Galatasaray Başakşehir'i yendiği o gün yendiği gün şampiyon olur. Yazalım. Çünkü öne geçer. Evet. Buyurun. Bravo Sinan abi. Buyurun. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Florya. Florya görüyor musun? Florya. Anlatmaya gerek yok. Arkadaşlarla istiyoruz. Florya. Anlatmaya gerek yok Fatih Hocam. Ben 2 Şubat'ta söylemişim. Ama yarın korkuyorum. Yarın hayda. Korkuyorum. Bilemem. Ama 2 Şubat'ta ne demişim? Galatasaray Başakşehir'i yendi. Yani az çok anlıyoruz herhalde bu futbol işlerinden yani. Başakşehir'in gücünün, kapasitesinin ne kadar gidebileceğini, ne yapabileceğini Ertem hep ben bunu söylemişimdir. Ertem, Başakşehir takımının Anadolu takımlarına karşı konsantre sıkıntısı yaşıyor. Yani onlara karşı puan kaybetmesi çok kolay. Çünkü motive olamıyorlar. Hep bunları söylemişimdir. Daha önce 2 sene önce, 3 sene önce hep bunları yayınlarımızda vardır. Ama 2 Şubatlı yayında bunu söylemişimdir. O zaman
yaşayan Galatasaraylılar o zaman bir şapka çıkarın bana. Kusura bakmayın yani. Ama hak etmişim herhalde değil mi Ertem? Bir daha ver Ertem. Verelim. Bir daha gelsin. Ver. Bir daha ver. Yine söylüyorum. Galatasaray şampiyonluğun bana göre bir numaralı adayıdır Başakşehir'le beraber. Başakşehir'in de önündedir. Avantajları vardır. Ta ki 30. haftaya kadar benim bu düşüncem devam eder. Galatasaray Başakşehir'i yendiği an şampiyon olur. 30. haftada Ertemciğim. Evet. Galatasaray Başakşehir'i yendiği o gün yendiği gün şampiyon olur. Yazalım. Çünkü öne geçer. Böyle. Vallahi bravo Sinan abi. Teşekkür ederim arkadaşına 2 Şubat hatırlatmış. Sevgili Sefa. Teşekkür ederim Sefa'cığım. Sefa, şimdi teşekkürler. Birazdan ona geleceğiz. Şimdi Trabzonspor Beşiktaş maçını konuşmadan olmaz. Trabzonspor'u kutlamak lazım. Trabzonspor bugün hani Barcelona gibiydi diyeceğim. Manchester City gibiydi diyeceğim. Yusuf, Abdülkadir, Uğurcan, kaleci Uğurcan. Sen dünya çapında bir numaralı kalecisin. Dünya çapında bir kaleci yetişiyor. Böyle bir şey yok. Müthiş bir kaleci. Allah nazardan Uğurcan, esirgesin. Uğurcan oğlum. Allah nazardan esirgesin. Çok ağırlık çalış. Ekstra çalışmalar yap. Özel çalışmalar yap. Yazın da çalış. Güzel bir tatilini yap. Hiç kendini bırakma. Müthiş değil mi Sinan abi? Kırılma anı var maçın. 2 tane. Burak'ın bir dönerek Burak'ın vurdu. Pozisyonu. Bir de Meren'in pozisyonu var. 2 tane kırılma anı aynen var. Aynen öyle. O topları kurtardın. Bugün takımının kazanmasında en büyük faktördün. Ayrıca da Trabzon'un verilmeyen penaltısı da var. Belki bir, belki iki. Bakın Trabzon'un bana göre Güven'in pozisyonu penaltı, Mir'in pozisyonu da tartışabilirim, o da olabilir. Bana göre verilmeyen Trabzon'un lehine de penaltı var. Burada hakkını da verelim. Şimdi Trabzonspor tartışmasız bu ligin en sevimli, en takdir edilen, en sempatik takımı Ertem'cim. Evet, evet. Bakın, en sevimli, en sempatik antrenöründen futbolcu topluluğuna kadar. Tamamıyla şu an herkesin şapka çıkardığı, hele Onazi falan da sakatlanmasaydı belki de çok farklı yerde bugün Trabzon olabilirdi. Hiç hesaba katılmayan bugün Trabzon. Şampiyonluğu kaçıran, geçen hafta şampiyonluğu kaçıran, yani Galatasaray maçında kaçıran Beşiktaş'ın belki de önüne çıkacak. Doğru. Hiç hesapta olmayan belki küme düşer. 5-7, 4-7 bilmem ne 7. Belki küme de düşebilir denilirdiken bugün buraya geldi. Onun için ben hep şöyle yaparım. Hiyerarşi budur. Başkan Ahmet Ağoğlu. Yönetim kurulunu, teknik direktör Ünal Karaman'ı, yardımcılarını, futbolcuları tebrik ederim. Harika bir iş çıkardınız. Fotoğraf alın arkadaşlar. Tebrik ederim. Kulüp çalışanlarını, masörlerini, doktorlarını tebrik ederim. Malzemecilerini tebrik ederim. Harika bir futbolcu topluluğu yarattınız. Trabzon. Harika bir Trabzon spor yarattınız. Bunu ben Galatasaray maçı öncesi söylemiştim. Sahada hiçbir zaman hakkı yenildiği halde bile Trabzonsporlu futbolcular hiçbir türlü hakeme karşı bir eylemde bile bulunmadılar. Efendiliğini, terbiyelerini hiçbir zaman bozmadılar. Onun için Trabzonspor'la o günkü şeylerimi söyledim. Görüşlerimi. Şimdi gelelim futbolcularına. Gelelim futbolcu. Yusuf. Allah nazardan saklasın. Müthiş bir futbolcu. Fizik olarak daha çok güçlenirsen daha hızlı gidersin. Daha kuvvetlenirsin. Bitik Yusuf bitiktir. Bitik. Şimdi Messi. Bitik olsa, güçsüz olsa bu hareketlerini yapabilir mi? Yapamaz. Her zaman fizik gücü, kuvvet önemlidir. Yusuf, Allah vergisi müthiş yeteneksin sen. Yani Sergenlerden sonra bizim, Tümerlerden sonra sayabileceğimiz, sol ayaklı, hani Haciler, Alexler sayabileceğimiz bu kategoriye girmeye adaysın Yusuf. Ama dediğim gibi kendini bozmadan, fizik gücünü düşürmeden, temponu düşürmeden sen böyle bir sol ayaksın. Ertem, en fikir miyiz? Hı hı. Abdülkadir, küçük Messi. Sen abi konuşurken hangi küçük koyayım? Messi. Aynı ha, şekilde onun gibi ya. Küçük Messi. Müthiş gidiyorsun. Daha da iyi olacaksın ama dediğim gibi. Kendinize bakın çocuklar. Sakın ha. Sakın ha.
Ayarı kaçırmayın. Anlıyorsunuz ne söylediğimi. Dozajı kaçırmayın. Güçsüz kalmayın. Uykusuz kalmayın. Düzenli yaşayın çocuklar. Biz futbolcu abiniz olarak konuşuyorum. Ben 16-17 yaşındaydım. A takımda oynadığım zaman ilk daha. Aynı. Sonra ayar kaçtı mı? Ondan sonra kaçıyor. Kaçırmayın ayarınızı. Özel hayatınıza, yaşantınıza dikkat edin çocuklar. Türkiye'nin geleceğisiniz, Trabzonspor'un da geleceğisiniz. Abdülkadir Ömür. Bir de ufak Abdülkadir var. Parmak. Abdülkadir, sen de aynısın. Sen de aynı yeteneklerdesin. Aynı şekilde seni de kutluyorum. Çok iyi yoldasınız. 3 tane orada mahalleden gelmiş tribünde arkadaşlarınız. Çoğu tribünde arkadaşınızdır sizin. O mahallenin çocuklarısınız siz. Ne büyük gurur biliyor musun? Sizler için. Arkadaşlarınız için. Onun için başta Ünal Karaman olmak üzere sizi tebrik ediyorum. Bugün de harika bir ilk yarı oynadınız. İkinci yarı biraz Beşiktaş oyun üstünlüğünü aldı. Ve dolayısıyla ama galibiyeti hak ettiniz. Ananızın ak sütü gibi galibiyetiniz, helal olsun. Beraber harika. Bile kalsaydı Beşiktaş yazık olurdu. Harika bir futbol oynadı. İkinci yarı Beşiktaş biraz kımıldı ama birazdan Beşiktaş'a geleceğiz şimdi. Beşiktaş boyutunu anlatacağız. Ama onun için önce Trabzonspor'u kutluyorum. Tartışmasız bu ligin şapka çıkarılacak. Tartışmasız bu ligin en sempatik takımı. Her kulüp tarafından, her taraftar camia tarafından, Fenerbahçeliler bile düşün. Araları bozukken bile Fenerbahçeliler aralarında bir şey var. Fenerbahçeliler tarafından bile çok sevilen, sempatik bir takım oldu. Gelelim Beşiktaş'a. Sevgili Şenol Güneş. Şenol hocamız bizim her şeyimiz. Hocamız her şeyimiz, milli takımımız hocası. Şimdi hocamız niye bekledin öyle? Enteresan kadrolar çıkarıyor hocamız. Şimdi bakıyorsun, Twitter'da enteresan bir şey okudum. Şöyle bir yazı var. Bilic'ten sonra mı Şenol Güneş geldi? Tabii. Bilic şahane bir takım bıraktı. Şenol Güneş'e, Şenol Güneş bundan sonra gelecek hocaya enkaz bıraktı diye. Katılmam. Katılmıyorum. Çünkü şampiyonluğu 2 hafta önce iddiası olan ve kaçıran bir futbol takımı enkaz değildir. Bir. Enkaz değildir. Bugün bakıyorsun Ertemciğim, enkaz bir takım ikinci olamaz. Belki ikinci olabilir, bilemezsin. İkinci olma şansı var. Yani berabere kalırsa, iki maçı kaybetti diyelim Başakşehir. Beşiktaş yok. Beşiktaş'ın ikincilik şansı kalmadı. Kalmadı. Şampiyonlar Ligi şansı kalmadı. Kalmadı mı? 62 yok. Avaraj'da. Evet, evet. Pardon, Avaraj. Evet. Avaraj'da şey yapıyorsun. 62-66. Avaraj'da ikincilik. Bugün kazanmış olsaydı, bugün bir puan ben almış olsaydı, tamam oraya kafam gitti. Pardon. Bugün eğer bir puan almış olsaydı, çünkü küçük göremiyorum. İkincilik şansı Başakşehir iki maçı kaybetti halde var. Şimdi bu takım bir enkaz değil. Bu takımı doğru kullanmak lazım. Bu kadroyu doğru. Şimdi çok kısa bir örnek veriyorum. Yusuf ofansif bir orta saha mı? Ofansif. Tabii ki. Abdülkadir ofansif bir orta saha mı? Tabii ki. Ofansif. Adem Leic ofansif bir orta saha mı? Kesinlikle. Tamam. Peki Kagawa ofansif mi? Ofansif tabii. Niye ikisi aynı anda başlamıyorlar? Neden Ünal Hoca'nın yaptığını Şenol Hoca yapıyor? Yani niye ikisi aynı anda başlamadı? Niye Galatasaray maçında ikisi aynı anda başlamadı? Niye? Bunu bilmiyorum. Bunu hocaya sorma. Lens varsa, bakın önümüzdeki sezon Lens'i tutmam. Şöyle tutarım. Ama Lens varsa. Bak, Lens'i şöyle tutarım. Yedek olarak düşünürüm. Ben bir transfer yapmıştım 100. yılda. Serdar Toprak Tepe'yi almıştım. Kaan Dobra'yı almıştım. Doğru. Ama ikisini de bank oyuncu diye almamıştım. Evet. Biri. Alternatif oyuncu diye tabii almıştım. Ama ne oldu? Kaan Dobra müthiş bir performans sergiledi. Serdar da oynadığı, girdiği maçlarda da müthiş performans sergiledi. Doğru. Ne yaptın? Ekstradan cebe koydun. Cebe koydun. Şimdi İkisi de çok maç kurtardı. Evet. Lens'i de yedek olarak düşünürüm. Maliyeti fazlası da satmaya çalışırım.
Ama doğru, asla ilk 11 oyuncu olarak düşünmem. Ama bu kadroda eğer deplasmanda özellikle de Lens varsa Lens'le başlarım sabahtan akşama kadar. Kagawa ile başlarım sabahtan akşama kadar. Şenol Hoca Beşiktaş'a büyük hizmetler yapmıştır. Büyük antrenördür. Yok Trabzon'da işte Kagawa gol attı. Şenol Hoca gülmedi, sevinmedi. Normaldir arkadaşlar. Orada kendi memleketi. Canım, niye sevinecek yani? O kadar da değil. O kadar da değil yani. Ne alakası var? Ne yapsın orada yani? Kalk, zıplasın, hoplasın, zıplasın mı? Bir de yani niye zıplayacaksın? Kötü oynayan bir Beşiktaş o golü atsa sevinsen ne olacak? Aynen. Yani önce seni sevindirmesi gereken bir oyun olması lazım. Aynen öyle. Şimdi şu kısa bir örneğini verdim. Aynı şekilde Galatasaray maçına çıkan kadroyla da alakalı. Ya arkadaş, örnek verdim Ertem. Doğru. Yani Yusuf'la Abdülkadir'i aynı anda oynatıyor. Biz Kagawa'yla Adem'i aynı anda oynatamıyoruz. Adem'le içi. Hı hı. Olmuyor. Yani. Şimdi bakıyorsun etkisiz bir Burak var. Bugünkü maça bakıyorsun. Tamamıyla seyirciden etkilenmiş. Ayağına top geldiği zaman protestolar var. Rakibin kucağında oynuyor. Doğru gün sağdan soldan top gelmiyor. İkinci yarı bir aralar kımıldanır gibi oldu. Beşiktaş takım bir %70'e %30 top yüzdesi çıktı. Ama cesaretli olmak lazım. Futbolda bakın. Ertemciğim futbolda o zaman transfer etmeyelim. Hep koşan oyuncuları, hamal tip dediğimiz, düşündüğümüz, hep 8 numara, 6 numara oynatalım. Hı. Hiç 10 numara oyuncu transfer etmeyelim. Hep bunları oynatalım. Çok koşan, mücadele eden, iyi savunma yapan. Hayır. Büyük takım defans yaptırır. Büyük takım rakibe savunma yaptırır. Büyük takım elinde etkili oyuncuları varsa bunların hepsini oynatır. Aynı anda oynatır. Buradan bir eleştirim Şenol Hoca'ya vardır. Şimdi dönüyorum öteki tarafa. Ama Sinan abi, bir noktada şunu düşünebilir miyiz? Kagawa'yla Laiç, Yusuf'la Abdülkadir Ömür. Evet. Hani Kagawa tam olarak performans olarak hazır değil diye zaten başta da hep söylediler. Kim diyor abi? Ne alakası var? Hani Ocak'ta geldi Ertem. Bir beni hazırla. Dakikayı bak, beni al. Değil dediler. Beni al. Ocak'ta beni başlat. Ocak'ta ben başlamış ol. Hayır abi. Bak beni al Ocak'ta. Ocak'ta beni al. Tamam mı? Şimdi hazır olurdum Ertem. Kesin. Yapma, ne alakası var? Lig bitti oğlum. Kagawa gidiyor. Ne diyorsun sen ya? Neyin hazır değil ya? Bak saç ektin, ne oldu? Bak yür saçlı oldun. Bak gurit gibi oldun. Uzadı saç, uzadı ya Ertem. Ektin saç, uzadı, sen ne diyorsun? Ne Kagawa hazır değil fizik olarak. Bitti Kagawa, dönüyor Japonya'ya gidiyor. Ya gülüm, evet. Şimdi bir yerle ilgili konuşuyoruz. Bir aşçı alacağız. Bir yere. Yatsın neyse. Ya. Bir lokantada çalışıyormuş. Türkiye'nin en önemli lokantalarından birisinde. Oğulcan'la konuşuyoruz. Kaç senedir çalışıyor Oğulcan dedim. Baba 5 senedir çalışıyormuş dedi. 5 senedir çalışıyorsan o büyük lokantada, hani bizim seninle gidiyor, evet, orada. Evet. Burada çalışıyorsa dedik, taş olsan öğrenirsin. Tabii canım. Yemek yapmayı o adamın. Tabii Türkiye'nin en büyük anladım aşçısının yanında yemek yapmayı. Ertem'ciğim yani 5 sene. E bizimkisi de 4 aydır burada Ertem. Nasıl hazır olmadı? Beni hazırlarsın diyorum saç sana ya. Saç ektin diyor, çıktı diyor. Ya saç ektin çıktı, görmedin mi? Baksana ya, gurit gibi oldun ya. Ya görmüyor musun? Ya Kagawa hazır değil. Kim diyor onu abi? Oynadı çıktı. Bak şunu bir kere tahammül edemiyorum şuna. Sakatlığı vardı, ikinci yarıya sakladık. Ya kardeşim, ikinci yarıdaki birinci yarıda fark ediyor mu? Baştan başlarsın gittiği kadar. Gider alırsın. Tabii. Sakatsa ikinci yarıda sakatlığın yükseler. Doğru. Beşinci dakikada yapar atınca. Onun için bunları kenara. Ha bugün Dorukhan'ın olmayışı büyük bir kayıptır. Bu ayrı bir şey. Ama fark etmez. Lens var, şey var. Şimdi bu takım enkaz deniliyor. Hayır. Bu takım şampiyonluğu kaybetmiş. Aynen. Moral bozuk. Lig bitmiş. Bugün prosedürü tamamlamaya. Ya üçüncü olmuşum, dördüncü olmuşum falan. Çok düşünmüyor. Futbolcu Galatasaray'ı yenseydi Trabzon'u yener miydi bugün? Yenerdi. Yani farklı maç olurdu. Değil mi? Farklı deli misin olur ya? Hani deli böyle misin? Ruhsuz oynamazlardı ya, yani. Misin? Bu ne ya Ertem? Ne Burak tribünleri dinlerdi. Bugün abicim. Ne bugün Beşiktaş prosedürü tamamlamak için gitmiş oraya. Tabii. Ya ne garibim, Necip'e takmışlar abi kafayı. Ya Necip mi var bir tek orada? Necip'e niye kızıyorsunuz? Sağ bek oyna Necip. Orta sağ oyna Necip. Necip. Stoper oyna Necip. Sol Necip'in oyna ne günahı Necip var? Orta saha oynan hocam. Necip'in kapasitesi belli, ne oynayacağı belli.
Teknik direktör oyuna sokuyor. Yapacak bir şey yok. Necip'e kafayı taktınız. Necip'e kafayı takmayın. Kagawa hazır değil mi dedin? Hı, öyle dedim. Kimin kabahati bu? Hocanın kabahati. Abi 4 ayda hazır olmaz mı? Tabii ki hocanın kabahati. Yani hocanın veya kondisyonların Kagawa. Abi hazır nasıl? Hazır derken ne oluyor hazır? Askere mi gidecek? Yani Yusuf'la Yusuf'la askere mi gidecek? Yusuf'la Abdülkadir askere mi gidecek Kagawa? Ya Ertem yapma Allah aşkına. Onun için Beşiktaş'ın bugünkü görüntüsüne aldanmayın. Beşiktaş'ın kadrosu enkaz falan değil arkadaşlar. Beşiktaş takımına bir tane üst düzey stoper, bir tane sağ bek, bir tane iyi orta saha, bir tane de kanat alabiliyorsan 4 tane 5 tane oyuncu al. Kesin. Bu takım bomba takım olur. Bu takım enkaz falan değil. Bu takım bugün enkaz rolüne bürünmüştür. Şampiyonluğu kaybetmiştir. Çıkan oyuncu bilmem ne şeyler işte giren oyuncu yanlış kadro falan filan. Ama asla enkaz değildir. Bu kadro enkaz olduğuna. Bu kadro daha büyük iş yapar. Ama bu tamamıyla konsantrasyonla alakalı artık. Doğru. Çok güzel bir şey söyledi. Veya Galatasaray'la berabere kalmış olsaydı bu maç böyle olmazdı. Yapmayın. Şimdi Lens. Trabzon'da çok iyi oynuyor bu çocuk. Geçen sene de oynadı. Fenerbahçe'de mi düşünüyordu? Bakarsın. Oynatırsın. Abi Lens. Karar versinler ya Lens'e. Bu iyi futbolcu mu? Kötü futbolcu mu? Bu bank oyuncu mu? Bu ne zaman oynar? Yani bu niye tutuyoruz abi? Lens'e niye bakıyoruz biz? Doğru. Lens oyuna girdi gördün mü? Vurdu duymaz böyle. Protesto etti. Yaptı orta falan dünya. Hayal aleminde geziyor. Çünkü niye? Çocuk diyor ki ya ben fotoğraf diyor yaranamıyorum kardeşim size diyor. Ağzımda kuş yani olmuyor diyor. Onun için Şenol abiye burada eleştirim bu yönde. Sadece şunu da yaparım. Abi niye cesaretle oynamıyoruz biz? Niye Kagawa ile Laiç'i aynı anda silahları koymuyoruz? Bir tane Beşiktaş'ın bir tane ideal 11'i vardır. Bak ben sana söyleyeyim. Burak, Lens veya Quaresma iki kanat, Laiç, Dorukhan, Atiba. Atiba. Bitti. Bir tane bu Oğuzhan vardı ya. Sağ ayaklı Messi'dik. Bu çocuğa ne oldu abi? Yazık ya. Bu Oğuzhan'a bypass falan mı ameliyat falan mı yaptılar? Bilmiyoruz. Veya bu Oğuzhan'ı kaçırdılar mı? Bize söylemiyorlar. Bir yerde falan mı saklıyor? Allah'tan kulübede görüyoruz bazen. Var mı görüyor musunuz? Görüyorum. Ne bileyim ne oldu bu? Bu Oğuzhan'ı bize bir izah edin. Bu çocuğa ne oldu? Bu çocuğun Beşiktaş'ın geleceği, Beşiktaş'a kaptandı. Müthiş bir oyuncu. İkinci bölgeden üçüncü bölgeye geçerken araya atabilen, adam eksilten müthiş bir yetenek dedik kayboldu. Evet. Yani bu Oğuzhan bu güven kadar oynayamıyor mu arkadaş? He? Yani bu Oğuzhan... Milli takımı alıyorsun, Beşiktaş'ta oynatmıyorsun. Böyle bir şey olabilir mi ya? Enteresan. Abi, hayır. Ben buna katılmıyorum. Lütfen Beşiktaş'ta... Bak ben sevgili Fikret Orman. Çok fazla müdahale etmem ben böyle şeylere ama... Bildiğim bir şey var. Bildiğim bir şey var. Hoca konusunda... Ne olursa olsun... İleriye dönük bir hoca yetiştir. Yetiştir. Bak bir şey söyledim. Şans ver. Şans ver. Galatasaray, Bülent Korkmazlar olsun bilmem ne hepsine şans verdi. Sen de ver Sergen'e bu şansı. Taraftarın da istiyor. Seni de mahcup etmez. Yetiştir. Sergen koordinatör gibi abi pozisyonunda, baba pozisyonunda Lücescu, inandığımız Lücescu'ya kabul ettirebiliyorsan Sergen eder de böyle bir durum yap, yarat de ki ya ben de işte bu Sergen'i de aldım. Uzun yıllar Beşiktaş'ın teknik direktörü olacak. Yani abi yetiştirelim. Böyle bir yeteneği var. Bu çocuğun Allah vergisi, bu çocuğun Allah vergisi bir yeteneği var Sergen'in. Allah vergisi bir futbol bilgisi var bu çocuğun. Yani kalkıp dur bu Sergen. Analizci, manalizci, şuyla falan diyor. Kafaya yazar her şeyi. Böyle bir adamın var. Faydalan. Faydalan. Ya bu takıma, bu kulübe şeyler hocalık yaptı ya. Neydi o bir tane çocuk bizim Tayfur'la beraber geldiğinde? İspanyol bir çocuk. Genç bir tane vardı, bir hoca vardı ya. Carvalhal mi? Hah. Carvalhal yaptı ya. Ya bu Sergen bu Carvalhal'e kadar hoca olamaz mı ya? Taraftarınız da istiyor. Taraftar da istiyor. Sevgili başkan. Benim... size bir nasihatımdır, dost tavsiyesidir. Lütfen bir teknik kadro yapacaksan
Sergen'i de bunun içinde bulundur ve yetiştirin. Yetiştir. Uzun yıllar Beşiktaş'ın hocası olsun. Taraftar da istiyor. Ben heyecanlandım. Sergen Çimen'de taraftarları selamladı yine. Çok hoşuma gitti. Heyecanlandım. Beni heyecanlandırdı. Bütün Beşiktaşları da heyecanlandırır. İnan dünya yıldızı bir futbolcu almışsın gibi taraftarı heyecanlandırırsın. Bak inan diyorum sana. Bakın şurada bir anket yapıyoruz. Bütün herkesi yazıyoruz. Açık ara taraftar Sergen. Taraftar. Senin müşterin taraftar. Taraftarın istediğini yapmak değil. Taraftar çok istiyor. Çünkü taraftar heyecanlandırır. Nedir bu? Önemli olan nedir? Taraftarı heyecanlandırmak. Taraftarı tribüne çekmek. Sergen nasıl Ali Koç başkan oldu Fenerbahçe'ye, tribünlere 40 bin gelmeye, 50 bin geldi. Fatih Terim teknik direktör oldu. Bakın yapın Sergen Hoca. Bakın Sergen Hoca yapın. Bak ne oluyor tribünler Ertem. Evet. Sen ne diyorsun Sergen, fikrime katılıyor musun? Reci bir şey söylüyor şu anda. Ha, onu dinliyorsun. Bir şey bastırıyor. Dinle. Neyi? Evet. Neydi? Tamam, reklama gitmemiz gerekiyor. Gidelim. Gökhan Dinç, sevgili Gökhan Dinç bizi seyrediyor. Çok sevgiler. Haluk'la Gökhan'a buradan kucak dolu sevgiler gönderiyorum. Selamlar. Bilet arıyorsanız, Galatasaraylılar bilet arıyorsanız eğer arkadaşlar, Dinç Arazapa'da bilet varmış. Şu an dağıtacak adam arıyormuş. Dinç Arazapa'nı arayabilirsiniz. Bilet çokmuş onda. Galatasaray çok maçına birazdan geçeceğiz. Galatasaray Başakşehir maçına geçeceğiz. Beşiktaş'ı bitirmek üzereyiz sevgili seyirciler. Galatasaray Başakşehir maçı ile ilgili olarak anketlerimiz var. Bunu belirtelim. Varda hakem kim olacak? Cüneyt Çakır yönetiyor karşılaşmayı. Galatasaray'ın 11'ini, Başakşehir'in 11'ini, Galatasaray'ın Başakşehir'ini, Galatasaray'ın 11'ini, Başakşehir'in 11'ini birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Sevgili seyirciler, ihtimaller var. Şu iddia oranları var. Bir getireceğiz ekrana. Varda Bahattin mı? Duran birinci yardımcı hakem. Tarık Ongun ikinci yardımcı hakem. Halil Umut Meler dördüncü hakem. Yani kenarda en çok Hasan Şaş'la, Fatih Terim'le, Ümit Hoca'yla, Galatasaray yedek kulübesiyle, Abdullah Avcı'yla, Orhan Hoca'yla, iki kulübeyle en çok herhalde. Hasan bugün uyumaz. Burada en çok iş Halil Umut Meler'e düşecek. Oğlum galiba. Hasan. Hasan. Sakinleştirici al. Sakinleştirici al yarın sahaya çıkarken. Hasan'ı yarın tutan aşk olsun Ertem. Hasan yarın Sinan abi cad ne kadar koşabilir sahanın içine. Keşke bütün teknik direktörlerin yanında değil mi öyle bir hoca olsa. Bazen tabii yani, bazı şeylere dikkat etsin. Bu kadar ateşli. Bazı şeylere dikkat etsin. Mesela Akhisar maçında sahanın içine girmiş, orada işte futbolculara küfürlü konuşmuş falan filan diyor. İşte Akhisar maçı mı ne maçı o? Ayağı kırılan bizim çocuğun Emre'nin. Geçen haftaki maç hangisiydi? Rize Spor maçı. Sahan içinde falan dediler. Etmemiştir bilmiyorum. Orada herhalde bir şeyler söylemiştir bilmiyorum ama gerek yok Hasan'ın. Yani gerek yok. Hasan çünkü çok 14. sevimli bir çocuk. Sempatik bir çocuk. Büyük futbolcuydu. Böyle antipatik olmaz. Bunlar antipatik yapıyor. Tamam, kendi camiası çok seviyor olabilir Hasan'ı. Ama gerek yok Ertem. Evet. Bu görüntünün içinde olmaması lazım. Kupa stada gelecek mi gelmeyecek mi? Galatasaray yarın şampiyon olduğu andan itibaren bir tweet atacak Galatasaray Kulübü. Bunu geçtiğimiz haftalarda size ekranlarınıza getirmiştik. Hepsini konuşacağız. 26, 27, 28, 29. Var'da kim var? İşte bu. Var daha belli değil. Abdülkadir Bitigen olabilir. Koray Genceller olabilir. Serkan Tokat, Arda Kardeşler falan. Gençler olabilir. Çömezleri bakın der. Abdülkadir Bitigen, Koray Gençerler. Bakar ya Serkan Tokat, Arda Kardeşler. Bu belki bilmiyorum. Belki Fırat diyor. Da gelebilir oradan. Fırat da mı gelebilir? Belli olmaz. Belli olabilir. Var daha belli değil çünkü Erdem. Yukarı bakmadım. Var birazdan söylerim. Galatasaray şampiyon olursa. Var birazdan. Kuşlardan gelir birazdan. Var mısın yok musun? Var mısın? Fenerbahçe'nin tweetini retweet yapacak. Bu tweeti Fenerbahçe Galatasaray için atmıştı hatırlarsanız. Ağlamayın diye. Bir biten maçtan sonra Galatasaraylı yöneticilerin açıklaması üzerine. Hayırlı akşamlar İzmir'den yazıyorum. Dinçer Bey bilet verirse otobüse benim gel. Gelin gelin Dinçer'de bilet çok var. Gelirler vallahi gelirler. Gelsen var dedi Dinçer. 10-15 tane bilet var mı Dinçer'de? Dinçer Azapan bilet basıyor arkadaşlar diyormuşum. Yok yok öyle bir şey yok ya. İddiada ilk gol dakikası. İddia ilk golü kim atar? İddia kırmızı kart olur mu? İlk gol dakikası kaç olur sence? Hızlı hızlı hemen ekleyin. Evet, onları bilelim de ya. Maçın başlarında gol olur mu? Olmaz. Peki kırmızı kart gol olur mu? Kırmızı kart olur mu? Olur. İlk golü kim atar? Başakşehir. Başakşehir atar. Penaltı olur mu? Ertem sen ne yapıyorsun? Ne? Penaltı ne olur bu? Mu? Ertem ne oldu bu? Penaltı olur. Ertem saçı uzattın iyice gittin yani sen de. Yapma Allah aşkına. Gökhan Dinç diyor ki seni gördükçe saç ektiresim geliyor diyor. Gökhan Dinç. Gökhan'cığım öpüyorum. Geçen gün hanımıyla karşılaştık kardeşimle. Özlem'le kardeşimiz ya. Nazlı Çelik'te oturuyorlardı biraz sohbet ettim. Çok sevgiler. Alo da selamlar buradan Ertem. Bir şey söyleyeceğim sana. Gökhan, yarın maçın, saç ektireceğim diyorsun. Benim Instagram'da yazıyor nerede esas olduğunu. Esas maçın kralı var bir tane yarın. 16'da.
Bursa Göztepe var. Of, dehşet bir maç olacak. Bursa Göztepe var. Bugün beni Selim aradı. Texas. Texas'larım var ya Selim biz. 30 saniye sonra reklamdayız. Evet. Selim Texas'a. Ya Selim abi bu dedi Mete Kalkanlı dedi. Biz işte dedi maç kazanamamış dedi. Sayıyor bir sürü. Valla dedim ben anlamam. Anlamam bu işte dedim. Kazanamam inşallah dedim. Yani yarın bilmiyorum inşallah hakem hata yapmaz dedim. Selim'cim dedim. İnşallah ne bileyim şimdi Göztepe de benim sevdiğim bir kulüp dostlarım orada. Kardeşlerim var. Bilmiyorum ama yarın Bursa Göztepe maçı. Bilmiyorum oranları var mı onu da bir bakın sonra çocuklar. Onun oranlarına da bakalım. Onlara da bakalım onu da konuşacağız. Bursa Göztepe'de yarın aman müthiş bir maç. Gökhan çok selam söylüyor Sinan abi. Gökhan Dinç, Haluk Güleki çok selam söylüyorlar. Onur sana bir resim atmıştım ya. Reklama girmeden verebiliyor musun ona? Çocuklar bizi seyrediyor şu an. Hemen bir verelim. Evet. Heh. Bak bunlar oyuncu benim kardeşlerim Ertem. Bak okuyor musun orada? Ne yazıyor Kaan'la, arkadaşlar? Evet. Kaan. Bizim Seçkin. Kaan Yıldırım bunlar oyuncular. Evet bunların hepsi. Bunların hepsi bizi şu an seyrediyorlar. Seçkin Beşiktaş'ta selamlar. Beşiktaş'ta Seçkin. Bunlar oyuncu bunlar. Güzel oyuncu. Hepsine yakıştı. Selamlar. Bunlar yakışıyor. Cenk'le beraber bizim. Şimdi bunlar beni seyrediyorlar. Yani bizi seyrediyorlar her zaman. Bizim programımız İsmail Bozak'la beraber. Hepsine selamlar. Evet. Burada, şurada Ilamur'da Friends Cafe'ye buradan. Çocuklar öpüyorum sizi. Gökhan. Yarın kahveye geleceğim. Yarın Allah'ın izniyle öğleden sonra geleceğim. Bak orada Kaan yakışıklı Seço. Aynı şekilde. Hepsine selamlar. Ben öpüyorum Cenk'i de öpüyorum. Hepinizi öpüyorum sizi. Gökhan çok sevgiler. Biz de seni çok seviyoruz. Gökhan'a ve Haluk'a çok sevgiler. Gökhan reklam yapamıyorum. Instagram'da görebilirsiniz saçını nerede ektirdim. Benim Gökhan'cığım. Takımım playoff'a kaldı. Sinan abi reklama gitmek zorundaymışız. Benim takımım playoff'a kaldı söylemem lazım. Murat Adana Sancak Başkan'ı tebrik ediyorum. Evet. Murat Sancak Başkan'ı tebrik ediyorum. Ümit Özat'ı tebrik ediyorum. Playoff'a kalmış. Hayırlısı diyelim. Hatay'da da Ethem Başkan arkadaşım. Ama dediğim gibi Altın Ordu'ya ne oldu? İbrahim de görücü oldu mesaj atıyor. Dediğim gibi şimdi gidiyoruz ama tabii Murat Sancan'ın en büyük destekçisi Cihan Şanlı'yı da unutma Ertem. Reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra Başakşehir-Galatasaray maçına. Galatasaray-Başakşehir maçına dönüyoruz tamamen. Bütün derbiyi konuşacağız. Sevgili seyirciler bizden ayrılmayın lütfen.